Hafta sonu Türkiye'de çok büyük bir kargaşa oldu. 2 saat kala sokağa çıkamazsınız dediler. Kimlerin çıkıp çıkamayacağını hazırlamadıkları için çiftçilerimiz tarlalarını ekip biçmeye başladılar. Tabii ki bu dönemde artık havalar sıcak. Çiftçinin tarlaya gitmesi lazım. Yaş sınırı yok. Çiftçi istediği zaman izin alarak tarlasına gidebiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu için 30 büyük şehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildiği duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından çok sayıda vatandaşın marketlere ve sokaklara akın etmesi ülke genelinde krize neden olmuştu. Bu kararı eleştiren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçinin borcunun silinmesi gerekirken borçlu olan çiftçiye ceza yazdılar. Böyle bir ülke olabilir mi diyerek tepki gösterdi. Ama hafta sonu tarlaya giden çiftçilerimize ceza yazdılar. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten çiftçi ciddi anlamda borçlu. Tarım krediye borcu var, özel bankalara borcu var, kamu bankalarına borcu var, özel sektöre borcu var. Yani çiftçi bunlarla mı uğraşması lazım? Üretimi düşünmesi lazım. Ama lütfen buradan uyarıyorum, o borçları silin. Çiftçi tarlasına gidecek, üretecek ve bize gıda maddesi temin edecek. Evet, dünyada artık gıda son derece önemli. Koronavirüs şunu gösterdi. Dünyada gıda kimdeyse, topraklar kimdeyse artık söz sahibi de onlar olacak. Bizim böyle upuzun tarlalarımız var, yemyeşil tarlalarımız var. Topraklarımızı işlemek zorundayız. Çiftçimizi düşünmek zorundayız. Buradan o kararı alanları ve bundan sonra olabilecek sokağa çıkma yasağını da düşünelim diyorum. O cezaları silelim. Bundan sonra da çiftçilerimize sokağa çıkma yasağı sadece üretimle ilgili sınırlı olsun. Üretim yapan çiftçiler sokağa çıkabilsinler.